Bir buçuk yaşına kadar bir çocuğun yumurtası inmemişse bir buçuk yaşından sonra ameliyat kararı veririz. Yani bazen de son yıllarda işte eğer bir çocuğun yumurtasının inmediğine karar verdiğine bir yaşında da bile ameliyat ettiğimiz hastalarımız oluyor. Bunun dışında torbasının içinde, yumurtanın bulunduğu torba içinde sıvı birikmesi dediğimiz hidrosel, yani su fıtığı dediğimiz şeyler olabiliyor. Evet. Bunlar için de annelere işte telkinlerde bulunuruz. Korkmaması gerektiğini söyleriz. Bunun %90 geçeceğini, 1,5 yaşına kadar takip edeceğimizi, bu durumun bir hastalık, bir hastalıktan ziyade geçici bir durum olduğunu anlatırız. Bundan başka çocuğun göbek fıtığı var mı ona bakarız. Fimozis işte çocuğun idrar çıkışının deliğinin küçük, yani dar olmasını kontrol ederiz. Hipospadyas dediğimiz peygamber sünneti var mı yok mu ona bakarız. Kasık bölgesinde fıtığı var mı onu kontrol ederiz. Hipospadyas gerçekten önemli bir konu. Evet. Cerrahisi zor. Ailelerin de tedirgin olduğu bir konu. Bunu tespit ettikten sonra bir yaşına kadar ailesinin beklemesini söyleriz. Mutlaka bir cerrah yani tarafından ameliyat olması gerektiğini anlatırız ve sünnet edilmemesi gerektiğini söyleriz. Çünkü biz o çocuğun sünnet derisinden kullanarak, yani onu yedek parça olarak kullanarak oraya kanal yapıyoruz ön tarafa. Evet. Bazen bize işte hipospadyas, yani peygamber sünneti olduğu halde sünnet edilmiş çocuklar geliyor. Onların ameliyatları tabii daha da zorlaşmış oluyor. Bunları kontrol ederiz. Bir de aileler bize aslında yanlış bir durumu anlatmak istiyorum. Bize şimdi çocuğun fıtığı var. Hocam benim çocuğum ağlıyor. Burada şişlik var. Herhalde bu şişlikten dolayı ağlıyor diye bize geliyorlar. Aslında çocuk ağladığı için fıtığı şişiyor. Yani şiştiği için ağlamıyor. Tam tersi değil yani. Anladım. Yani çocuk ağladığı için fıtığı şişiyor. Fıtık ağrı yapmıyor, sızı yapmıyor. Herhangi bir çocuğun huzursuzluğu nedeni olmuyor. Yani çocuk ağladığı için fıtığı şişiyor ama genelde benim çocuğum işte ağlıyor. Fıtıktan dolayı ağlıyor diye bize gelirler. Biz de burada hastalara anlatmakta biraz zorlanıyoruz ama hastanede. Fıtık ameliyatlarını da, fıtığın tek tedavisi cerrahidir yani. İlaçla başka falan tedavisi yok. İşte yok. Bize bazen derler işte bize hocam bunun ilacı yok mu? Bize ilaç verir misiniz? Hayır, öyle ilacı yok. Acil cerrahi değil de elektif cerrahi. Uygun şartlar temin edildiğinde hastayı ameliyat etmek gerekiyor. Onda belli bir süre zaman vakit belirlendikten sonra ameliyat yapılıyor. Hastaya randevu verilip o şekilde, evet, uygun şartlarda ameliyat etmek gerekiyor.